Merhabalar. Dün akşam saatlerinde Horizon Forbidden West'ten 14 dakikalık bir gameplay yayınlandı. Daha önceki videomda dediğim üzere bir gameplay olacağını söylemiştim. Şimdi onu inceliyor olacağız. 14 dakikanın hepsini incelemeyeceğim. Bazı yerlerde atacağım. Çünkü ben izledim birkaç defa. Bazı yerlerinde göstereceğim önemli olan yerlerini. Hem de görselliği göstereceğim biraz. Çünkü görsel olarak şu an incelemem gerekirse, bir özet yapmam gerekirse benim izlediğim tarafımdan, görsel olarak çok güzel bir oyun. Mekaniklerine gelişmiş ve artık combo yaptığınız zaman mızraktır, işte kalkandır, kılıçtır, uçmadır falan filan baya güzel şeyler eklemişe benziyor. Çok güzel gözüküyor bu arada. PlayStation 5'in asıl gücünü gösteren oyunlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Bu PlayStation 5'te 4K 60 FPS olarak kaydedilmiş. PlayStation 4'de ve PlayStation Pro'da çıkacak aynı zamanda. O zamanki görüntüler nasıl olur bilmiyorum ve herhangi bir zaman duyurulmadı. Bunları söyledikten sonra aslında videoya başlayalım şimdi. Sesi azaltmam gerekirse biraz burada. Biraz daha azaltabilirim. İlerleyen zamanlarda arttırırım eğer bir sıkıntı olursa. Last year, we revealed our ambitious new project, and since then the team has continued to make great progress on the development of the Geçen game. sene işte oyunumuzu yaptık. O zamana kadar, o zamandan beri daha doğrusu oyunumuzu geliştiriyorduk. Şimdi size geliştirdiğimiz kısım biraz göstereceğiz. Sardı bir şey dedi burada. But now we have something truly special for you. Almost 14 minutes of gameplay captured on PlayStation 5. And you don't have to wait any longer. Let's get right to it. Yaklaşık 6 saat, 5 saat bir countdown oldu. Ondan sonra geldi. Böyle görüyorsunuz zaten aşağıda yazıyor. Capture on PlayStation 5 yazıyor. Baya güzel görüntüleri var. Hem ekran olarak hem de gameplay açısından baya hoş. Şu an el ele görüyoruz. Biraz arttıralım sesi. Biraz yaşlanmış bu arada Eloy. 19 yaşındaydı ilk oyunda. Yaklaşık 10 sene falan geçmiş. Giderek o kullanılandığı Elizabeth Sobeck'e benziyor. Buradaki görüntüde gördüğümüz üzere. Durursam dümdüz bir şekilde yan tarafa koyarım ben editlerken bunu. Elizabeth Sobeck'e bayağı benziyor burada. Tabii zaten kullanı olduğu için birebir benzemesi normal ama üzerinden ne kadar zaman geçtiğini ilk oyundan itibaren görebiliriz. Yaklaşık bir 10 sene civarında bir zaman geçmiş olacak diye düşünüyorum. Tabii yanlış olabilir. Bu tahmin daha önce çıkmadı. Benim düşüncem en azından 10 seneye yakın bir zaman geçtiğini, Eloy'un 30'lu yaşlara girdiğini gösteriyoruz. Elizabeth Sobeck 48 yaşındaydı ve 49'da falan öldü galiba. O dünya yeniden yapmaya çalıştığı zamanlar içerisinde buradan devam edelim. But he's still out there. What was that? Raiders got machines on their side. Claw Striders. You should go after Aaron. Ama yüzünü çok detaylı ve iyi yapmışlar. İki tarafında yüzü çok hoşuma gitti işte. No, you're injured. I have to. Don't worry about me. I'll make my own way out. Get going. Bir detayına daha dikkatinizi çekmek isterim ki Eloy'un kıyafeti. Şimdi ilk trailer'da izlediğimiz bir tane ekipman vardı. Ekipman demedim daha doğrusu. Bir yer vardı. Yanlış dedim orada. Belli bir yerliler havuç gibi bir şeyi çok çıkartıyordu yerden. Havuç çürümüş falandı. Onların kıyafetlerine benziyor şu an Eloy'un girdiği. Yani şu anki gameplay, gördüğümüz gameplay sanırım başlangıçtan yaklaşık 2-3 saat sonraki gameplay olabilir. Çünkü ben başta o kıyafetleri yine ekrana veririm o videodaki. Onu editlerken yine yaparım. O kıyafetlerin birebir aynısı Eloy'un kendi giyim tarzına göre ayarladığı eşyalar var. Umarım ama teker teker kollukları, işte zırhı, başına taktığı şeyi, bacaklarına giydiği şeyi de ayarlayabiliriz. Diğer açık dünya oyunları gibi ama şu an gördüğün anladığım şekilde yine kıyafetler eşsiz halde olacak ve onların üzerine herhangi bir ekleme yapamayacağız gibi gözüküyor.
Reaper's doing in these ruins. I hope Aaron is okay. And Last of Us'ın birini oynadıktan sonra ikisine geçtikten sonraki görüntü farkı gibi yaklaşık Horizon'ın ilk oyunundan sonraki bu görüntü farkı çok fazla. Bayağı hoşuma gitti bu detay. PlayStation 4 Pro'da nasıl olur bilmiyorum. Ama Last of Us 2'nin bayağı güzel çalıştığını gördük 4 Pro'da. Ve 4'te de daha üzere. Umarım bu oyunda böyle bir sıkıntı çıkmaz PlayStation'da. Çünkü cidden PlayStation 5'in özelliklerini yansıtacak bir oyuna benziyor. Görüntü kalitesinden, detaylardan. Tabii yeni yaratıklar var burada. Raptors. Doğal olarak. Bayağı bir yeni yaratığın geleceğini düşünüyorum yani. Robotun geleceğini düşünüyorum ben en azından. Şöyle bir detaya da dikkat etmek istiyorum size. Eloy'un da şaşırdığı bir nokta burada. Normalde ilk oyunda canavarları yani robotları ele geçirerek sürebiliyorduk. Ya da işte onları sakinleştirerek sürebiliyorduk. Yani asıl sebep ele geçirmekti. Bu oyunda galiba bazıları yol bulmuş ele geçirmeden sürmeyi ya da farklı bir şekilde ele geçirmişler. Çünkü şurada kırmızıdan anlaşılıyoruz ki kırmızı siyahtan. Ya ele geçirilmiş, hani ilk oyunda vardı ya, kötü olan taraf kırmızı siyah oluyordu, iyi olan taraf bizim mavi oluyordu. Buradaki gözler de mavi, ondan aynısını dedim ben aslında. Sanırım bazı insanlar Forbidden West'teki o yaratıkların ele geçirmeden yani kontrolü ele almadan onları ehlileştirmeyi becermiş gibi gözüküyor. Devam edelim buradan. Arkadaki mızrağın bile görüntüsü güzelmiş yani. Bayağı iyi olmuş. Yine eski oklarımız var galiba. Şu an zırt denen bir oku var Eloy'un. Tek yeni detay galiba şu an. Bir tane smoke bomb gelmiş. Gelmesi gerekiyor tabi. Umarım her yere tırmanma gelmiştir. İzninde gelmişti. En azından onu söyleyeyim. Her yere tırmanmak istiyorum yani. Diğer oyunlarda olduğu gibi belli yerlere tırmanmak biraz sıkıntı oluyordu. İlk oyunda en azından. Şimdi şu detayı açıklayayım size. Normalde gördüğünüz üzere Eloy sanki Assassin's Creed'deki gibi bir yeri taradı, etrafını taradı ve tırmanabileceği yerleri fokusu işaretledi ona. Yani her yere tırmanabiliyor galiba dediğim üzere. Bu yerlerin üzerinde sarı sarı işaretlemiş olmuş fokusu. Fokusuna bir upgrade gelmiş galiba. Gördüğünüz üzere bu turuncu ve sarı yerler Eloy'un tırmanabildiği yerler. Ve tırmandığı zaman üstte de göreceksiniz bir dikdörtgen var o en üst tarafta. Orada da tırmanabildiğini ya da farklı bir şekilde bir şey yapabildiğini onu gösteriyor. Galiba. Keşke biz oynayıp deneyimleyebilseydik. Diğer bir güzel detay ise bu olmuş. Bir şey atıp oraya ışınlanmak güzel olmuş. Daha doğrusu iple kendimizi çekiyoruz oraya. Yapımcı ekip bu dünyanın yani yeraltı dünyasında yaptığını tamam olarak söylemiyor. Ama şunu söylüyor. Eloy ağzına bir şey takmış şu an. Nefes almasını sağlıyor sonsuz bir şekilde. Ve yapımcı ekibi söylediğine göre istediğimiz kadar su altında kalabiliriz. Keşfettiğimiz teknolojiler sayesinde. Bu da bir detay olabilir yeraltı dünyasında yani yeraltı demeyelim de su alt dünyasında yapıldığının farklı bir şekilde göstergesi olabilir. Yani olacağını biliyorduk ama küçük bir ekran olacağını düşünüyordum ben. Böyle detaylar varsa cidden hoşuma gitti benim. Burada hatta denizin içerisindeki o akımdan bile yapmışlar yani bunu bile yapmışlar. Böyle puzzle'lar görürsek ben şaşırmam hatta denizin altındaki akım sayesinde. Güzel olabilir. Çok şey vaat ediyor bize aslında bu 14 dakikalık gameplay. Görsellere bakar mısınız? Yani çok iyi. O ilk trailer'da gösterdikleri yerleri yapıyorlar bu arada. Demo şeklinde. Fazla bir şey göstermek istemiyorlar büyük ihtimalle. I have friends, okay?
Aaron Blake ilk oyundan dostumuz. Bunların neden buraya geldiğini bilmiyorum ben Forbidden West'te. Umarım hikayede güzel bir taraflı işlerler onu. Bu yaratığın mesela gözlerine bakarsanız mamutun gözleri kıpkırmızı. Ele geçirilmemiş yani. Hani alertte olduğu zaman yaratıklar kırmızı gözlü oluyor ya. Sanırım o insanlar ya da banditler daha doğrusu bir yolunu bulmuş. Bunları cihaz sayesinde ele geçirmeden bir yolunu bulmuş, bunları ele geçirmiş ve neredeyse kontrol ediyorlar. Yani tamamen kontrol ediyorlar. Adımlarını bile kontrol ediyorlar. Bayağı ileriye götürmüşler bu robotları kontrol işini. Ama dediğim gibi yine kırmızı kırmızı o sanki ele geçirilmiş gibi işler var üstte. Ele geçirmiş olabilirler bunu. Eloy'un mızrağında olduğu gibi farklı bir aletle. Bu da mümkün yani. Şimdi burada dediğine dikkat çekmek istiyorum sizin. Bu üç tane arkadaş arasında konuşurken Eloy başta bunların bir bandit olduğunu sandı ama bandit değil galiba bunlar. Çünkü aralarına dedikleri şeye bakarsak etrafı lootlayın, yok edin ve etrafı banditler sanki yok etmiş ve yağmalamış gibi gözüksün tarzı bir şey söylediler. Bunların farklı bir düşman olduğunu, en azından trailerin son sahnesinde, o ilk trailerin geçen seneki gördüğümüz düşmanlar belki Silence'ın askerleri olduğunu söyleyebiliriz. Erant'ın kampı olduğuna benziyor dedi. Galiba Erant'la beraber değilmiş başlarda. Yine mızrakla mı öldürdü? Mızrakla öldürdü. Çok soft olmuş bu arada atışlar, saldırılar. Yani mızrakla değil de sanki kılıç yapıyormuş gibi hissiyatı aldım ben. O ucundaki sivriliği düzeltilmiş ve soft olmuş bayağı. Hoşuma gitti yani. Ekrandaki şey bayağı büyük bu arada. Onu düzeltilmesi lazım acilen. Tabi demo olduğu için düzeltir büyük ihtimalle de. Bayağı büyük. Yapımcı ekibin bahsettiği diğer bir tanelerden bir tanesi de yeteneklerimizin olacağı, yine böyle combo yapabilecekmişiz. Mesela şu an o mavi yer zayıflamış yer. Ona okunu gönderdi, öldürdü. Şu aşağıdaki mor şey sanırım bizim ulti yeteneğimiz gibi bir şey. O dolunca ulti yeteneğimizi atabiliyoruz. Etrafa bir şok yapıyoruz. Düşmanımız tabi hem de ekstra hasar alıyor. Aynı diğer oyunlara benzemiş. Güzel olmuş ama. Güzel detaylar eklemişler bu oyuna. Hoşuma gitti yani. Ya bu zamanında olan bir şey mor o aşağıda gördüğümüz şey. Ya da düşmanları öldürdükçe dolan bir yeteneğe benziyor. Güzel bir yetenek olmuş. Daha fazla böyle yetenekler vardır umarım. Forbidden West'te. Biraz da burada etrafı gösterelim. İşte görselliğe kastık. Bakın görsellik de güzel diye buraya yapmışlar. Bayağı da güzel olmuş. Ben bayağı beğendim bu arada. Yani bu oyunun demosunun beğenilmeyecek bir tarafı yok. Gameplay'in demosunun. Her tarafını fotoğrafla çekilmek gerekiyor. Yani bu oyunun başka şekilde yapmak biraz şey yapar. Kötü olur yani başka şekilde yaparsak. İşte bu da Breath of Wild'dan çalınmış bir şey demek yalan olur. Breath of Wild'da yapıldı ama Breath of Wild'daki iyi şeyler ya da iyi oyunlardaki iyi şeyleri alıp kendi oyununuza eklemek kötü bir şey değil. Bu da güzel detay olmuş. Ben bunu da beğendim bu arada. En azından istediğimiz yere zıplayabilir, aşağı atlayabiliriz hasar yemeden. Klasik
Biz de mesela ele geçirdik bunları. Mavi mavi dediğim şey buydu. Ele otursun bakalım. Şimdi mavi mavi şeyler bizim ele geçirdiğimizi gösteriyor. Yani biz eğer iyi taraftaysak mavi mavi. Az önce gördüğümüz kırmızı kırmızı şeyler ise sanırım onların ele geçirdiği yaratıklar olmuş. Bir raptor sürüyoruz burada. Bayağı güzel de benziyor raptor sürmek. Umarım her yaratığı ya da robotu sürebiliriz bu oyunda. İnsanlar mamut sürüyordu az önce. Biz de neden süremeyelim mamut? Ya da daha büyük robotlar sürebiliriz. Gerekiyor da sürmemiz. Yüzü çok kötü ya. Yani bayağı çalışmışlar Eloy'un yüzüne, saçlarına. Saçlarının oynaması bile çok iyi yani. Tek attı bu arada. Şimdi şuraya dikkat edelim. Eski oyunda 4 tane silah taşıyabildik. Maksimum bunları yetenekle açıyorduk. Sanırım bu oyunda demoya özel değilse sahip olduğumuz tüm aletleri, İşte şu kalkanları, mızrakları, okları kullanabileceğiz gibi gözüküyor. Çünkü farklı farklı aletlerimiz vardı bizim. Bir tanesi sabitliyordu mesela, örnek vermem gerekirse. Bir tanesi ekstra hasar veriyordu, zırh deliyordu, donduruyordu, işte şok atıyordu. Onların hepsini sanırım tek tek kullanabileceğiz artık. Yeni oyunda en azından. Tek bir arayüz üzerinden hepsine geçiş yapabileceğiz. Güzel bir detay olmuş çünkü hazırlanmanız gerekiyordu eski oyunda. Yine galiba gördüğümüz üzere şurada da bir mücevher var. Onların üzerine takabiliyorduk eski oyunda yine. Ekstra bir alet sağlıyordu bize. Zırh delmesini arttırıyordu, hasarını arttırıyordu. Onları takabiliyorduk. Eski oyuna biraz benziyor burada silahları geliştirme. En azından şu anki demoda gördüğümüz şey. Gameplay demosunda. Sanırım yeni oyun çıktığı zaman farklı farklı aletleri de göreceğiz. Ben en azından mızrak dışında bir kılıç da bekliyorum. Kılıç dışında mızrak okla yürümez bu iş diye düşünüyorum. En azından benim düşüncem bu. Attığım mızrağı patlayan bir mızrak attı. Yeni bir, bu da yeni bir silah. Daha doğrusu böyle bir şey vardı ilk oyunda. Ama böyle teker teker mızrak atmıyordu tutup 3-5 tane mızrak atıyordu ve patlamıyordu onlar. Daha gerçekçi olmuş bu arada. Yani soft olmuş. Olması gerektiği gibi olmuş. Bu da yeni bir bomba galiba. Çünkü direkt yapışkan yaptı ayaklarını. Ki güzel de olmuş yeni bombaların gelmesi, yeni okların gelmesi. Yine zayıf yerlerini vurduğumuz zaman ekstra hasar veriyoruz. Sanırım bu oyunda görmedik ama zayıf yerlerini. Çok büyük ya, ama ortadaki yuvarlak var ya, o çok büyük. Silahını düşürdük. Silahını alıp sanırım bombaların olduğu tarafa atıp, evet, insanların üsttekini düşürmesini sağladık. Aynen öyle. Bunlar ele geçirilmiş büyük ihtimalle ya. İlk tarafta dediğim şey değil. Çünkü her tarafı siyah kırmızı bir şeyle kaplı. Ele geçirmişler galiba bunu. Yine bir Asyncrate Valhalla. Asyncrate orası şeyi. Etrafı tarıyoruz. Breath of Wild. Güzel şeyler bunlar. Yanlış anlaşılmasın. Hoşuma gidiyor benim böyle şeylerin oyunlarda olması. Farklı farklı oyunlarda. Another one. Come on. Well, this time, I have a present for you. I found it, Eloy. Huh? What you sent me for? Right before the Raiders got me. Hikayeyi çözmeye çalışıyorum yine burada. Sanırım dediği üzere, yani Arendt'ın dediği üzere bir tane daha buldum dediğinden
çıkartıyorum ki farklı farklı şeyleri bulup hem kendimize yetenek hem de o hikayenin devamı için önemli bir materyal bulacağız gibi benziyor. Hatta o uçtuğumuz zaman bir şey tutuyoruz havada. Bu fokusumuz olmayacağına göre sanırım böyle bir şeyi tutuyoruz. Hem yetenek sağlıyor bize hem de nereye gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Birazdan göreceğiz onu da. Fokusa bakıyoruz. Erint'in de fokusu var bu arada. Berk koskocaman bir harita böyle. Koskocaman bir haritamız olacak. RPG oyunlarına daha önce görmemiş bir harita olacak. İçi de böyle bayağı büyük şeylerle dolu olacak. Eşsiz şeylerle dolu olacak diye görebilirsiniz bunu. Ben en azından böyle umuyorum. En azından böyle umuyorum. Umarım böyle olur. Büyük büyük ve içi dolu olur. Çok daha hoş olur en azından. Horizon için en azından. Forbidden West dediğimiz zaman. Said a storm was coming. And it's almost here. Yüzleri bayağı çalışmışlar bu arada. Burada bitiyor video. 5 dakika boyunca da işte yeni gelecek şeylerden bahsediyor yapımcılar. Özetlemem gerekirse aslında bu gameplay'de gelen şeyleri uçma yeteneği var. Kalkan gibi bir şeyle uçabiliyorsunuz. Breath of Wild'a benziyor. İkincisi ise her tarafa tırmanabiliyoruz artık. İstediğimiz her yere tırmanabiliyoruz. Ama onun da şöyle bir küçük bir detayı var. Oyunun sizi seçtiği yerler. Önceki oyunda bir yerlere, duvarlara daha doğrusu ekipmanlar yerleştirilerek tırmanıyorduk. Bu oyunda da her yere tırmanabiliyoruz ama fokusumuzun gördüğü yerler galiba. Daha fazla detay tabii oyun tamamen çıktığı zaman duyurulur. Ne zaman çıkacağı duyurulmadı. 2021 için geleceği söyleniyor hala ama bu akşamki zamanın duyurulmaması beni biraz endişelendirdi. Neden endişelendirildi? Mayıs ayında genelde State of Play olduğu zaman duyuruluyordu zamanı ne zaman çıkacak. Geçen sene mesela Haziran'ın başında Ghost of Tsushima'da böyle olmuştu. Tabii Ghost of Tsushima pandemiden önce de geliştirildiği için biraz daha kolay olduğunu çıkması. Horizon Forbidden West 4 yıldır geliştirildiği söyleniyor. İlk oyundan itibaren geçti. 2018'de çıkmıştı oyun. 2017 diyebiliriz hatta başları doğru, sonlarına doğru. Horizon 4 yılda geliştiriyor dersek, onun 2 yılı pandemiye gitti desek, 2022 diye duyarsak da şaşırmayalım. 2022'nin başı da olabilir. Ama yine ne yapacak, ne edecek Sony bu oyun, bu yıl daha doğrusu bu oyunu 2021'in aralığına da olsa sığdırmaya çalışacak. Çünkü bu yıl pek bir büyük oyunu çıkmadı. PlayStation 5'e özel. God of War Ragnarok'un da ertelendiğini düşünüyoruz biz. Aslında PlayStation için bu yıl eski oyunlarını PC'ye getirme yılı oldu. Horizon'ı getirdi, Days Gone'ı getirdi, Uncharted 4'ün geleceği söyleniyor. Onun da videosunu yapmıştım. Hatta bir ay öncesinden videosunu yapmıştım. İlk Uncharted 4'ün geleceği söyleniyor şu an. Daha öncesinde de Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted 4 seri halinde PC'ye gelecek diye bir haber vardı. Sızıntılardan böyle gösteriyordu. Bunu da yaklaşık 10 gün sonra doğruluk olmadığını öğreneceğiz. Game Fest'te Haziran'ın 10'unda. Umarım dediğimiz gibi olur. Şimdi konuyu da adan söyleyeyim. Horizon Forbidden West çok güzel gözüküyor. PlayStation 5 için en azından. Bende mesela PlayStation 4 Pro var. Umarım PlayStation 4 Pro'da böyle gözükür. Last of Us'ın ikinci oyunu gibi. Last of Us'ın ikinci oyunu bayağı güzeldi. PlayStation 4 Pro için. Hem de herhangi bir sıkıntısı yaşanmıyordu. Umarım Horizon Forbidden West'te böyle olur ve bu yıl içerisinde çıkar. Ha, tabii düzgün çıkması lazım bu oyunun. Sıkıntılarla çıkacaksa bir yıl ertelenmesi benim için hoş olur. Ertelensin ama düzgün bir oyun çıksın. Cyberpunk gibi çıkmamış, bitmemiş bir oyun çıkmasın. Geçen sene Cyberpunk'ın faciasını biliyorsun. Onun da videoları var. Onu da ulaşabilirsiniz benim kanalımdan. Hatta yorumlamam falan filan var. Hikayesi güzel ama gameplay bayağı kötüydü Cyberpunk'ın da. Umarım bu da böyle olmaz. Ama Sony işini garantiliyor her zaman. Lafı uzatmadan bir gameplay videosu vardı dün akşam. 5 saatlik bir countdown'un sonunda inceledik onu. Yorumlar kısmından sorularınız varsa yazabilirsiniz. Daha 10 gün sonra bir tarih duyurulabileceğini söyleyeyim ben size. Çünkü dün akşam saatlerinde Gorilla yani bunu yapan firma sizde yakın zaman içerisinde tarih konusunda bir şey paylaşabiliriz de. Yani yakın zaman en yakın zaman onun da Haziran'ın 10'unda Game Fest'te Sony'nin etkinliğe katıldığı Game Fest'te bir tarih olabilir. Umarım öyle olur. Hatta biraz daha bir 5-10 dakikalık bir gameplay daha gelirse ya da en azından bir trailer bir kez daha bir trailer gelirse hoş olur. Kendinize iyi bakın.
Sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle.